Arkadaşlar merhaba. Bugün 18 Mayıs Perşembe, ABD Gulfstream Park'ta 8 koşuluk bir program var. Birinci koşu 19.50'de start alacak bir maiden satış koşusu. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1000 metre tapetapiste bir koşu. Koşu 16 bin dolarlık bir maiden satış koşusu. 8 numaralı Run for Cover, Emizel Cara Miller ile start alacak olan bir isim. Önceki son 3 startında favori çıkmış bir isim. Önceki startında da 25 binlik bir maiden satış koşusunda 1500 şimdi ikinciliği var. 7 numaralı Tovia Jose Morelos'la start alacak. O da favori olduğu son startında 1000 metre tapetada 12.500'lük maiden satış koşusunda üçüncülüğü var. 2 numaralı Biyoteknoloji Line Race'de kariyerinde ilk kez start alacak olan bir Golden Scent yavrusu. Bütçeniz müsaitse 3 numaralı Breaking Ballad. Bu koşuda önereceğim son isim. Son 3 startında 1000 metre tapetapiste 2 ikincilik elde etmiş bir isim. İkinci koşu 7'li plasenin ilk ayağı. Yine bir maiden koşu bu sefer. 2 yaşlı dişilere mahsus 1000 metre kum pistte start alacak. Koşuya gidelim. Koşu 65 bin dolarlık orta grubun üzerinde bir maiden koşu. 5 numaralı Mist Emizel Ceramilio ile start alıyor. 65 binlik maiden koşuda 9 metre kum pistte kariyerin ilk startında aynı jokeyle bir üçüncülüğü var. Daha sonra 4 numaralı Sugar and Spice Adios Charlie yavrusu Edgar Perez'de kariyerin ilk startına çıkacak. Bir de 7 numaralı Avellino Jose Morelos'la bu koşuda şans verdiğim isimler. Altılı Ganyan ilk ayağı 20.52'de 3. koşuyla başlıyor. 4 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1000 tapetada bir satış koşusu. Koşu 10 bin dolarlık. Satış koşusu 22 bin dolar. Toplam ikramiyesi var koşunun. 6 numaralı Awesome Appeal'la başlayacağız. Makiol Hernandez de start alıyor. Son startında bir ikinciliği var. 1100 metre tapetada 28 Nisan'da 10 binlik bir satış koşusunda. Daha sonra 1 numaralı High High Paula Awesome Appeal'ın ikinci olduğu son startında bir üçüncülüğü var. 2 önceki startında da 22 Şubat'ta 1100 tapetada 12.500'lük satış koşusunu 1.05.07 ile kazanmış bir isim. 5 numaralı Island Magic Line Race ile önceki startında bir ikinciliği var. O da Awesome Appeal'ın ikinci, High High Paula'nın üçüncü olduğu son startındaki koşuda beşinciliği var. Ondan önce 1000 metre tapetada ikinciliği var demiştik. Bir de 7 numaralı Runaway Breeze Edwin Gonzalez'le bu koşuda şans verdiğim son isim. O da favori olduğu son startında 1300 tapetada yarım boy farklı ikinciliği var. Önceki startında da 1200 tapetada 1.09.71 ile kazandığı bir şartlı koşu var. Altılı Gayan ikinci aya, dördüncü koşu Maiden satış koşusu. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1600 şimdi start alacak. Koşuya bakalım. Koşu 40 binlik maiden satış koşusu. Toplam ikramiyesi de aynı miktarda bir koşu. 6 numaralı Rocket'le başlayacağız. Elsa Morrison'la start alıyor. Son startında favori olduğu 40 binlik maiden satış koşusunda 1670 tapetada yarım boy farkla ikinciliği var. 70 metre kısalıyor bugünkü koşu. Ciddi bir favori olur diye düşünüyorum bugün. 3 numaralı Media Sensation Ivan Pimentel Junior'la start alıyor. Raketin ikinci olduğu koşuda o da yarım boy farkla üçüncülüğü var. 2 numaralı Admiral's Wave Ismerio Villalobos'la start alıyor. Son startında 1700 şimdi 25 binlik maiden satış koşusunda yarım boy farkla ikinci olan bir isim. Bir de 5 numaralı For the Chief Luca Paniki ile bu koşuda şans verdiğim üst grup koşulardan gelen bir isim. Girvin yavrusu 5 numaralı For the Chief. Eğer bütçeniz müsaitse 4 numaralı Walt Whitman'da Ricardo Bracco'yla eklenebilir bu ayakta. 5. koşu 4 yukarı İngilizlere mahsus 1200 kumda opsiyonel satış koşusu. Burada da 7 numaralı Living Water Line Race ile tek olarak önereceğim isim. Koşu 16 binlik şartlı satış koşusu 22 bin dolar toplam ikramiyesi var. 7 numaralı Living Water Line Race ile start alacak. Nispeten üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Bugün bir hata yapmazsa bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Geçen sene 2022 yılında 1200 metrede oldukça güzel bir performans sergilemiş bir isim. Bugün de 1200 kumda bu koşuda koşuyu kazanır diye düşünüyorum. 6. koşu 3 yukarı dışı İngilizlere mahsus 1200 kumda bir opsiyonel satış koşusu. Koşuya bakalım. Koşu 25 bin dolarlık şartlı satış koşusu 51 bin dolar toplam ikramiyesi var koşunun.
6 numaralı Anna's Dream. Lionel Reyes'te start alacak. Son startında iki boy farklı favori olduğu koşuda. İki boy farklı kazandı. 20 binlik çarpı koşusu var. 1200 kumda. 1.10.82 derecesiyle. Daha sonra 1 numaralı Praktika Cat ve 2 numaralı Soyuna Dama geliyor. Bunlar Şili'den gelen isimler. Şili'deki son startında 1300 kumdaki koşuyu 1 numaralı Praktika Cat kazanıyor. Yarım boy farkla aynı koşuda. Yarım boy farkla ikinci oluyor. 2 numaralı Soyuna Dama geçen seneki 15 Aralık'taki son startlarında. 3 numaralı Rakes Rock Edwin Gonzalez ile start alıyor. 1200 kumdaki son startta 20 binlik şartsız koşusunu 1.33 ile 3 boydan fazla bir farkla kazanmış bir isim. Bir de eğer bütçeniz müsaitse 4 numaralı Adios Baby Edgar Perez de bu koşuda eklenebilir kuponlara. 7. koşu 3 karı dişi İngilizlere mahsus 1700 çimde bir satış koşusu. Koşuya gidelim. Koşu 16-20 bin bandında bir satış koşusu 26 bin dolar. Toplam ikramiyesi var koşunun. 6 numaralı Build Different. Sony Dion'la start alıyor. Son 4 startında ikisinde favori olduğu 3 koşuda ikincilikleri var. 1600 çim, 1670 tapeta ve 1670 çim pistten kuma alınan bu koşularda. 4 numaralı Zizist Kevin Krieger'la start alacak olan bir isim. Daha sonra 5 numaralı Major Price Luca Palicki ile bu koşuda şans verdiğim isimler bütçeniz müsaitse 8 numaralı Reconnecting eklenebilir bu ayakta. Geldik son koşuya satış koşusu 3 yukarı diş İngilizlere mahsus 1700 tapetada start alacak. Koşu 8000 dolarlık bir satış koşusu 20 bin dolar toplam ikramiyesi var koşunun. 9 numaralı Spirit of Power ile başlayacağız. Lionel Reyes ile start alacak olan 1600 çimdeki önceki startını 3 Mart'ta 20 binlik maiden satış koşusunu kazanıyor. Favori olduğu önceki koşu 1.36.32. Son startında da 12.500'lük satış koşusunda 1670 tapetada bir boy farklı ikinciliği var. 7 numaralı Bella Miura Luca Panik ile start alıyor. Son startında 8.000'lik satış koşusunda bir boydan az bir farklı ikinciliği var. 1670 tapetada. 8 numaralı Templesider, Bella Mura'nın ikinci olduğu koşuda üçüncü olan bir isim. Bir de 2 numaralı Cats That Gal Emizel Jaramillo ile bu koşuda şans verdiğim son isim. O da 1700 metre tapetadaki son starttaki 12.500'lük maiden satış koşusunu bir boydan biraz fazla bir farkla 1.45.70 derecesiyle kazanmış bir isim. Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız xbracing.com web sitesinden ihtiyaç duyabileceğinizi düşündüğüm hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Şimdi bilmeyen arkadaşlar için bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı ganyan şablonuna geçmeden önce xbracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Galoplara geldiğinizde galopları olan atların üzerine tıkladığınızda bakın Screaming By 4 Furlong'u 1977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galobunu seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yarış programına ulaşabilirsiniz burada. Yarış programında işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. Üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada.
Başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. Videolarını izleme şansınız var. Opening up the margin now to four or five lengths from Magic geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park'a tıklamak suretiyle. Burada Altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. Serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz şuradaki abone ol butonuna tıklayarak kanala destek verirseniz sevinirim. Az önceki videodaki bilgilere ilaveten xbracing.com'a girdiğinizde burada yabancı tahminciler adı altında bir başlık göreceksiniz. Ona tıkladığınızda yurt dışındaki yabancı yorumcuların buradaki seçimlerini göreceksiniz. Pedro Casella'nın yorumları örneğin 1 ve 2, 8 koşuluk bir program var demiştik. 1 ve 2. koşular Altılı Ganyan'ın ilk ayağı 3. race 3 ile başlıyor ve race 8'de Altılı Ganyan'ın son ayağı seçimler burada gördüğünüz gibi. Altılı Ganyan şablonu ekranda gördüğünüz şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Birinci koşu 8 numaralı Run for Cover, 7 numaralı Tovia, 2 numaralı Biotechnology ve 3 numaralı Breaking Ballad. İkinci koşu 7'li Plesen'in ilk ayağı, 5 numaralı Mist, 4 numaralı Sugar and Spice ve 7 numaralı Avellino. Altılı Ganyan ilk ayağı 20.52'de start alacak. 6 numaralı Absolute Pill, 1 numaralı High High Power, 5 numaralı Island Magic ve 7 numaralı Runaway Breeze. Altılı Ganyan ikinci ayağı 6 numaralı Raket, 3 numaralı Media Sensation, 2 numaralı Edmund's Wave, 5 numaralı For the Chief, 3 numaralı 4 numaralı Walt Whitman. Üçüncü koşuda 7 numaralı Living Water tek olur gibi gözüküyor. Dördüncü ayakta yani 6. koşuda da 6 numaralı Anas Dream, 1 numaralı Practica Cat, 2 numaralı Soyunda Ama ve 3 numaralı Raquel's Rock. Öncelikli isimler 4 numaralı Adios Baby'de bütçeniz müsaitse önereceğim diğer bir isim. 7. koşu 6 numaralı Build Different, 4 numaralı Zizisist, 5 numaralı Major Price, 8 numaralı Reconnecting var. Son koşuda da 9 numaralı Spirit of Power, 7 numaralı Bella Mira, 8 numaralı Temple Cider ve 2 numaralı Cuts That Gall önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala destek verirseniz sevinirim. Üye olan arkadaşlar da abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.